Evet değerli izleyenler, Maniyer Tohumculuğun sunduğu Antalya Growtech Tarım Fuarı'nda stand seyahatlerimize Klimaks Kimya ve Ali Rıza Özger ile beraberiz. Ziraat Yüksek Mühendisi. Ali Rıza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Klimaks firmasını tekrar izleyicilerimize bir hatırlatalım. Kaç yıldır sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Klimaks 2001 yılında kuruldu. Aşağı yukarı yaklaşık 20 yıldır tarım sektöründeyiz. Gübre üretimi Türkiye'ye, dünyaya sunma işi bu şekilde devam ediyor inşallah. Evet, sizle tanıştığımız yıllarda 5-10 tane ürününüz vardı ama şimdi maşallah kaç oldu bilemiyorum. 75'in üzerinde şu anda ruhsat sayımız ya da tescil sayımız. Aşağı yukarı bitki besin maddesi olarak işte NPK, izelement, stimulantlar, amino asit, deniz yosunları vesaire hemen hemen yani ne varsa bitki besleme adına Klimaks'ta da var inşallah. Hem sıvı hem katı grubu değil mi? Aynen, hem sıvı hem katı, aynı zamanda da hem organik hem kimyasal olmak üzere. Organik de artık? Organik de varız, kimyasal da varız. Bu ikisinin de hem katıları hem sıvılar olmak üzere işte toplamda 75 civarında ruhsatımız var şu anda. Evet, bu 75 ruhsatlı ürünü kaç payıyla Türkiye'ye dağıtıyorsunuz? Türkiye'de kendimizin direkt yaklaşık olarak bir 500 civarında bayisi var. Distribütörlerimiz kanalıyla da tahminim bir 500 civarı bayimiz vardır. İnşallah yaklaşık 1000 civarında öyle tahmin ediyoruz. Klimaks ürünü Türkiye'de bayilere ulaşmakta. Yani yurt dışında üreticilerin size ulaşma gibi problemi yok yani. Sorun yok. Sorun yani yok. Üretim olarak çok şükür kapasite yüksek. Hem Türkiye'nin birçok noktasına hem de dünyada belli noktalara malımızı üretip sevk ediyoruz çok şükür. Maşallah. Dünyada ne durumdayız? İhracatımız var mı Rıza Bey? İhracatımız belli ülkelere var. 3 tane ülkemiz var şu anda hali hazırda. Katar, Kosova, Kıbrıs. Bir 3-4 ülkede de çalışmalarımız devam ediyor. İşte ruhsatlama işleri vesaire. Aynı zamanda da yeni dünya pazarları bulmak için de fuardayız. İnşallah. Nasıl geçiyor fuar değerlendirmenizi de alalım efendim. Fuar güzeldi. Yani katılımcı olarak hem dünyadan, değişik ülkelerden en az diyebilirim ki 8-10 ya da 10-15 ülkeden katılımcı gördük. Yani kendisine Türkiye'den mal almak isteyen firma, insan gördük. Türkiye'den mevcut çalıştığımız bayilerden katılım var. Tanışmadığımız bayilerden kendisine yeni firma bulmak isteyen arkadaşlardan katılım gördük. İşte çiftçi arkadaşlarımızdan katılım gördük. Yani 2021'in tarım fuarı gayet güzeldi. Evet, 2021 yılı ben de birçok İzmir'den, Bursa'sına, Adana'sından, Kayseri'ne en iyi gördüğüm fuardı. Hem katılım anlamında, yurt dışı anlamı zaten dehşet. Aynen, keyifliydi. Aynen. Tabii dolar Türk lirası paritesine baktığınız zaman Türkiye bir cazibe merkezi haline mi geldi sizce? Olabilir. Yani o yönden çok fazla bir düşünmedik ama şey şu, yani artık Türk firmalarına, Türkiye'de üretilen bitki besin maddelerine dünyada güven her yıl artıyor. Bizim gördüğümüz bu. Dolayısıyla dışarıda Türkiye'den mal almayan firmalar bile Türkiye'den malını temin etmek istiyor. Yani demek ki oradaki çiftçi de firmalar da Türk firmalarının ürettiği, bizlerin ürettiği bitki besin maddelerine çok daha sıcak bakıyorlar. Yani bu da bitki besleme ürünlerinde çok iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. İnşallah, inşallah. Ama durmak yok. İnşallah çok daha iyi olacağız. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür efendim. Ederiz. Ayağınıza sağlık. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Ali Rıza Özger, Klimaks Tarım Kimya. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Ve reklam arası işaret ediyor kameraman arkadaşımız efendim. Reklamlardan sonra Maniyer Tohumculuğun sunduğu Antalya Growtech Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek.